izleyenler, İngiltere gündemiyle programımız devam ediyor. Editör arkadaşlarımızın sizler için derlediği İngiltere gündeminde bakın bu hafta yine neler var. İzliyoruz. İngiltere Kraliyeti'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı unvanını alan Kraliçe 2. Elizabeth 21 Nisan'da 90. yaşını kutladı. 63 yıldır tahta bulunan Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum günü dolayısıyla Birleşik Krallık genelinde kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Kraliçe ayrıca 90. yaş gününün anısına 68 yıldır evli olduğu eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'le Londra dışındaki resmi konutu Windsor Sarayı'nın yakınlarında 6.3 kilometrelik yeni bir yürüyüş yolunun açılışını yapacak. Kraliçenin doğum günü yılda iki kez asıl doğum günü olan 21 Nisan'da ve resmi olarak Haziran ayında kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak son kez İngiltere'yi ziyaret eden Barack Obama, geçtiğimiz günlerde Londra'ya geldi. Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gelen Obama'yı ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Matthew Barzun ve eşi Brooke Brown havaalanında karşıladı. ABD Başkanı olarak son kez İngiltere'yi ziyaret eden Obama'nın, Kraliçe 2. Elizabeth'le görüşüp İngiltere halkının Avrupa Birliği'nde kalması için oy vermeleri gerektiğini açıkladığı belirtildi. İngiliz basını Obama'nın beraberinde kraliçeye 90. yaş günü hediyesi getirdiğini yazarken resmi yetkililer bu konuda bilgi vermedi. Obama temaslar kapsamında ayrıca İngiltere Başbakanı David Cameron'la Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan David Cameron, İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamerası'nda düzenlenen haftalık Başbakan'a sorular oturumunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Oturumda bir milletvekilinin Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki vize serbestliğine yönelik sorusuna cevaben Cameron, Schengen bölgesinde olmadıklarını belirtip Türkiye vatandaşlarına vize serbestliği teklifinde bulunma kararını Schengen bölgesinin aldığını, kendilerinin böyle bir karar almadıklarını belirtti. ...2013'ten 2016 Ocak ayına kadar polis tarafından yapılan tutuklamalarda 1500'den fazla çocuğun ateşli silahlarla ilgili suçlar yüzünden tutuklandığı açıklandı. İngiltere'nin en büyük polis teşkilatı olan Metropolitan Polis Teşkilatı 2013'ten 2016 yılına kadar ateşli silah suçu işleyen 679 çocuğun gözaltına alındığını, bunlardan 30'unun 13 yaşın altında olduğunu açıkladı. Aynı dönemde 212 çocuğun tutuklandığı kaydedildi. Polis ve güvenlik güçleriyle birlikte toplumsal güvenlik birimleri gençlerin çetelere katılmasını ve ateşli silah kullanmaya yönelmelerini önlemek için tüm toplumsal kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yürütüyor.